Cenaze gününü nasıl yaparız, nasıl tutarız, bunları konuşmak için toplaştık. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Bildiğim kadarıyla aşure günüyle ilgili size bir iki kelime söyleyeceğim. Daha geniş detaylı bilgiyi de hocamız sunacak. Benim bildiğim kadarıyla aşure günü iyiliklere vesile olan, hayırlara vesile olan, 10 peygamberimizin derdine deva olan bir gündür. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'e bir yudum su istemiş, vermemişler. Aşure günü bugündür. Aşure gününde sunum yapmak aileye olsun, insanlığa olsun çok büyük sebep, şeylere, sevaplara vesile oluyormuş. Bunları günümüzdeki cumartesi veya pazar günü yapmak olur. Bu akşam bir karar kıl alıp ona göre şeyimizi cumartesi veya pazar günü yaparız. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Haftaya yere göre de var. Ben şimdi bu konuda bilgi vermek üzere şu sözü Sayın Hocam'a bırakıyorum. Çok değerli bir gündür. Huzur günüdür aslında. Hazreti Hüseyin Keremallahu Vecihe, Peygamber Efendimiz'in biricik torunlarından biri, Hazreti Hasan ve Hüseyin'i sağ ayağına dizine oturmuş. Hazreti Hasan da sol dizine oturmuş. Bir gün Dıhle isminde bir sahabi var. Dıhle diye sağ dizine ve sol dizine Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin oturuyor. Halbuki o Cebrail Aleyhisselam dizine oturduğu kişi. Peygamber Efendimiz mahcup oldu. Hazreti Hasan'a da sağ eliyle yeşil bir elma veriyor. Allah Resulü soruyor, diyor ki biricik torunlarıma diyor, neden birine kırmızı birine yeşil verdin? Hazreti Hüseyin İramallahu Vece Radıyallahu Anh'ın onu Kerbala'ya davet ettiklerinde sahabiler dedi ki, ya Hüseyin gitme ne olur, seni öldürecekler. Halife için, halife kaynağı için. Sen yardım et. Sen yardım et. Komşular, yalnız muhtarımızı yalnız bırakmayınız. Lütfen yardımcı olunuz. Yani aşırı olsun.